İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ihalesinin iptal istemiyle açtıkları davanın reddedilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu konudaki mücadelelerini sürdüreceklerini belirten İmamoğlu, kamu adına utanç duyduğunu vurguladı. İstanbul için hiç de hayırlı olmayan kararın Danıştay'dan döneceğine inanıyorum diyen İmamoğlu, bu sıkıntılı günlerde bunu öncü konu yapıp bu süreci açıklamanın da yine kamu adına utanç duyulan, hicap ettiğim bir durum olduğunun altını çiziyorum. Hukuki süreç takibimizi sonuna kadar yapacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Siz değerli İstanbulluların da vicdanına bu süreci havale ediyorum. Bu tarz davranışların kamuyu çürüttüğünün de altını çizmek istiyorum dedi. İmamoğlu bir tarihi alanların kullanımı 10 bin lira sermayeli sadece 10 bin lira sermayeli 3 yıllık bir şirkete verildi. Kim olduğu belli değil ifadelerini kullandı. Diğer taraftan İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bilim kurulu toplantısı sonrasındaki basın toplantısı sırasında İstanbul için sokağa çıkma yasağı çağrısını yineledi. İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısındaki artışa vurgu yapan İmamoğlu, İstanbul için sokağa çıkma kısıtlaması konusunda son derece önemli çağrısı yaptı. İmamoğlu Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Sağlık Bakanımızın açıklamasına göre İstanbul'da hasta sayısı 1 Nisan günü 8852 iken 3 Nisan günü yani bugün 12231'e yükselmiştir. Bu 48 saatte neredeyse %40'lık artış demektir." devletimizin bu verisi İstanbul için sokağa çıkma kısıtlaması konusunda son derece önemli dedi.